Radyo tiyatrosu. Açık Pencere. Yazan George Zimeno. Çeviren ve radyoya uygulayan Yaprak Erdem. Yöneten Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Meyhaneci İsmail İncekara, Luca Nüvit Özdoğru, Paul Ali Düşen Kalkar, Deşarno Ersan Uysal, Megre Haluk Kurdoğlu, Lage Ayten Uncuoğlu, Savcı Erdoğan Ersever, Bir Alacaklı Tunç Günbay, Adli Tabip Ertuğrul İlgin. Komiserim, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı? Hoş bulduk Andre, hoş bulduk. Aslında rüzgar değil, yağmur attı. Şakacılığınızdan bir şey kaybetmemişsiniz. Cinayet masasına atandığınızdan beri pek görünmüyordunuz da. Doğru. Burası ticaret muydu? Burada tabancayla, bıçakla işlenenlerden başka türlü suçlar işlenir bilirsin. Belki sonuçları o tür cinayetlerden daha ağır olur ama... Bunlarla müfettiş can bir ilgileniyor. Yoksa bir cinayet falan mı işlendi siz geldiğinize göre? Yok. Alelade bir hileli iflas hikayesi. Müfettiş can bir şu sırada çok meşgul olduğu için patron beni yolladı. Yaman adamdı komiser Megre. Gördüğünüzde saygılarımı söylemeyi unutmayın. Söylerim. Ha sahi sen yıllardır burada bar işlettiğine göre muhakkak bilirsin. Fransız ticari şirketini biliyor musun? Adresi Montmartre sokağı 116 ama o adresi de bulamadık. Tabii. Çünkü iki tane 116 var. Fransız şirketi mükerrer 116 numaradadır. Bakın tam karşınızdaki eski hanı görüyor musunuz? Hı. Avluya girin, ikinci kata çıkın. Şirketin iş yeri orada. Hı. Şirketin sahibi Oscar Lagey'i de tanıyor musun? Ha, tanımaz mıyım? Üç kağıtçının dolandırıcının biridir. Demek onun için geldiniz. Bu kadar meşhur öyle mi? Bugüne kadar nasıl oldu da içeri alınmadı diye şaşırıyordum. Çok kişinin canını yakmıştı. Hmm. Nedense bugüne kadar şikayet eden olmamış. Sonunda... Neyse hadi bana müsaade. Bir küçük kadeh konyak ya da kalvados ikram edebilir miyim komiserim? Bilirsin, görev başında içki içmem dostum. Hele öğleden önce aç karnına asla. Hadi hoşça kal. Güle güle. İş bitince uğrayın. Biraz şeref. İki tane 116 varmış. İşte şu karşıdaki han. Kuş kafesten uçmuştur şimdiye kadar. Bu tür dolavericilerin ancak en büyükleri kaçar. Ötekiler kuzu kuzu teslim olurlar. Hadi hızlı yürü, ıslanacağız. Yapma çiçek fabrikası anonim şirketi. Birleşik Filmciler şirketi. Aha işte Fransız ticaret şirketi komiserim. Tabelalar da pek süslü püslü. Kapısı da aralık. Girelim bakalım. Şu masada oturan Oscar Lage olabilir mi komiserim? Buyurun. Bir şey mi istemiştiniz?
Oscar Lage'yi görmek istiyorduk. Kendisi burada mı? Sabahları büroya hiç uğramaz. Bir isteğiniz mi vardı? Siz necisiniz? Polis misiniz? Soruları ben sorarım. Ben Ernest Desharno. Sekreteri, memur, yardımcısı ya da uşağı işte. Size nasıl yardım edebilirim? Bak Desharno. Ben komiser Luca'yım. Oscar Lage hakkında bir tutuklama kararı var. İşte bakın. Sakın patronunuzu korumaya kalkmayın. Ben mi koruyacakmışım onu? Pekala, bu saatte nerede bulabilirim onu? Evinde midir yoksa? Bu saatte onu bulabileceğinizi hiç sanmam. Kim bilir nerededir. Ya borsada ya da borsa civarındaki kahve ya da lokantalardan birinde. Ama öğleden sonra saat 4'te mutlaka buraya. Bürosunu göster bize bakalım. Nasıl emrederseniz. İşte burası komiser. Kaloriferler iyi yanıyor herhalde. Burası bayağı sıcak. Oldukça gösterişli bir büro. Bizim meslekte anlarsınız ya. Anlaşıldı. Bana bakın Monsieur Desharno. Bir saat 4'te tekrar geleceğiz. Patronun daha önce gelirse bizden söz etmek yok. Haber vermek yok. Sonra karışmama. Ben her zaman emrinizdeyim komiser bey. Alo. Ha evet. Ben komiser Megre. Buyurun. Port Ditali'de silahlı çatışma mı? Anlaşıldı. Şimdi bir ekip yolluyorum. Luca. Buyurun. Luca, hemen iki adam al, Port Ditali'ye git, silahlı çatışma çıkmış. Oraya gidemem patron. Saati tam 4'te Montmartre sokağında olmam gerek. Üç kağıtçının birini tutuklayacağım. Kimmiş o? Lage. Biliyorsunuz ya, Fransız ticaret şirketinin patronu. Tutuklama kararı mali hukuk bürosunca alınmış. O işlere Janvier bakmıyor muydu? Öyle ama o bugün sahte senet soruşturmasına gitti. Anlaşıldı. Sen gene de Port Ditali'ye git, Montmartre sokağına ben giderim. Nasıl isterseniz patron. Aslında bu tür işler bana göre değil. Tutuklama kararını bırak da öyle git. Ha. Hadi acele et, hadi. Saat 4'e geliyor zaten. Yolu biliyorsun değil mi Paul? Biliyorum komiserim. Hadi öyleyse. Arabayı kapının önüne getir de çıkalım. Geldik komiserim. İşte şurası. Tamam hadi gidelim. Sıradan bir tutuklama işi. Paul, buranın başka çıkışı var mı? Sanmıyorum komiserim. Sağa döneceğiz. İşte şu kapı. Kapı aralık sabahki gibi. Şu masada oturan Lage'nin yardımcısı Desharno, patron. Buyurun. Ne istemiştiniz? Oscar Lage geldi mi? Memur bey bu sabah gelmişti ama siz... Onun işi çıktı, yerine ben geldim. Patron henüz gelmedi ama neredeyse gelir. Bu beyler de onu bekliyor. Alacaklılar yani. Hı? Durumu biliyorsunuz. Şöyle oturmaz mısınız? Burada cereyan var galiba. Kibritin alevi sallanıyor. Zavallı adamlar. Paralarını kurtaracaklarını umuyorlar ama. Galiba geldi. Geldi mi? Nasıl? Kapıdan girmez mi? Hayır, hep arka kapıdan girer. Malum ya. Gidip haber vereyim gelişiniz. Bir dakika. Koş, Paul! Tahmin etmiştim zaten. Koridorun penceresi açık. Şuraya bakın komiserim. Adam ölmüş galiba. Kim bu? Lage mi? Patron! Neden yaptınız bunu? Dur,
Dur, sakın bir şeye dokunma. Bakın, tabanca hemen elinin altında yere düşmüş. Kapıyı tut, içeri kimse girmesin. Tuhaf bir koku var bu odada. Çok da sıcak halbuki. Tuhaf. Bir dakika. Kim var orada? Sen. Sen, perdenin ardındaki. Ellerini havaya kaldırarak çık dışarı. Bana dokunmayın. Kimsiniz? Ne arıyorsunuz o perdenin arkasında? Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Ben Komiser Maigret'im. Ben de Lage'nin karısıyım. Adam ölmüş komiserim. Sen git mahalle karakolunun komiserine haber ver. Evet. Siz de şöyle oturun bakalım. Paul, çıkarken kapıyı kapat. Dejardo, sen de dışarıda bekle. Sana da ihtiyacım olabilir. Evet. Kocanızı siz mi öldürdünüz madem? Ne münasebet. Peki ne zamandan beri buradasınız? Sizinle hemen hemen aynı anda girdim oduya. Ayak seslerini duyar duymaz perdenin arkasına saklandım. Tesadüfen... Niye saklandınız? Bilmiyorum. Galiba önce öğrenmek istedim. Öyle mi? Neyi öğrenmek istediniz? Ne olup bittiğini. Öldüğünden emin misiniz? Bakıyorum üzülmüş görünmüyorsunuz. Niye üzülecekmişim ki? Bir gün böyle olacağı belliydi. Pekala, pekala. Lütfen şu bitişik odaya geçin ve ben çağırmadan lütfen dışarı çıkmayın. Geldik komiserim. Pekala, sen burada kal ve dikkat et kadın içeri girip de bir şeyler karıştırmasın. Ben salondakilerle konuşacağım. Evet baylar. Maalesef Oscar Lage ölmüş bulunuyor. Lütfen. Lütfen sakin olalım. Lütfen kimse gitmesin. Belki sizlerin ifadenize ihtiyacım olabilir. Ölmüş. Evet, ölmüş. Şakağına isabet eden tek kurşunla. Size gelince Deşarno, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Burada sakin bir köşe yok mu? Madam'ın bürosuna gidebiliriz komiserim. Pekala, yolu gösterir misiniz? Burası bayağı iyi döşenmiş. Evet, otur bakalım Deşarno. Adınız, yaşınız, bildiğiniz ne varsa anlatın bakalım bana. Adım Ernest Dejarno, 54 yaşındayım. Eski muhariplerdenim. Dünya Savaşı sırasında yedek subaydım. Terhis edildiğimde rütbem yüzbaşılığa yükselmişti. Şimdi de bu Oscar Lage'nin ayak işlerine bakıyorsun. Yok, pek öyle değil ya. Ama evet, haklısınız. Durumum pek farklı değil. Elbiseleriniz eski ama görünüşünüze dikkat ediyorsunuz bakıyorum. Savaştan önce Kursel Bulvarı'nda bir dükkanım vardı. İşler hiç de fena gitmiyordu. Ne dükkanı? Silah, mühimmat ve av malzemeleri. Sonra askere alındım, er olarak. Savaşın 3. yılında topçu üstemenliğine terfi ettirilmiştim. Ceketinizin yakasındaki kırmızı işarete bakılırsa madalya da kazanmışsınız. Savaş bu. Oscar Lage'yi ne zamandan beri tanıyorsunuz? Marne Savaşı sırasında tanımıştım onu. O sırada benim emrim altındaydı. Er olarak mı? Evet. Daha sonra çavuşluğa yükseldi. Terhisten sonra bir de baktım ki dükkanım kapanmış. Karım hasta. Elimde kalan 3-5 kuruşu bir işe yatırdım ama maalesef o işte kısa zaman sonra battı. Arkasından karımı da kaybettim. Bu sesler ne komiserim? Adli polisten gelmiş olmalılar. Fotoğraf çekecekler, parmak izlerini alacaklar. Siz aldırmayın. Evet, sonra ne oldu? Sonra Lage o sıralarda kimyasal maddeler ticareti yapan bir şirket kurmuştu. Onu görmeye gittim. Şirketin işleri Paris'in en gösterişli yerinde, Haussmann Bulvarı'ndaydı. Beni iş takipçisi olarak aldı yanına. Sonra? Onu tutuklamaya geldiğinize göre ne biçim biri olduğunu biliyor olmalısınız. Canım, sen gene de anlat. Kimyasal madde ticareti işi 3 yıl sürdü. Ben de biraz para biriktirdim. Derken
Günün birinde lage dükkanı kapattı. Ben de kendimi kapının önünde buldum. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum ama daha o sıralar bir takım icra takiplerinden falan söz ediliyordu. Ama aradan bir yıl geçmeden lage bu kez büyük reklamlarla Fransız ticaret şirketini kurdu. Canım siz içeriğiyle ilgilenmeyin. Anlatın. Evet, sizi dinliyorum. 60'tan fazla işçi çalıştırıldığı günler bile oldu. Şirket Boburg Caddesi'nde modern bir işhanının 3 katını işgal ediyordu. Lage esnaf birliklerine ait gazeteler yayınlıyordu. Celep günlüğü, kürk ve deri haberleri vesaire vesaire. Siz de işin içinde miydiniz? Onu görmeye gidince beni hemen yanına aldı. Belirli bir unvanım yoktu ama bir çeşit sağ kolu gibiydim. Giderek beni yeni kurduğu bir takım şirketlerin yöneticisi, hatta murahhas azası tayin etti. Yani böylece siz de hileli iflastan takibata uğrayabilirsiniz, öyle mi? Mümkün tabii. Olan biteni anlamak çok güçtür komiserim. 60 işçi çalıştırdığımız günlerde bile 3 kuruş peşinde koştuğumuz oluyordu. Evet. Peki kazandığı paraları ne yapıyordu? Karı kocanın ayrı ayrı otomobilleri vardı. 800 bin franga bir kır evi yaptırdılar ama hizmetçilerim bazen birkaç ay maaş alamadıkları oluyordu. Yani hesap bilmiyordu. Hesapsız para harcıyordu demek daha doğru. Oradan buradan borçlanarak borç ödüyorduk. Birkaç gün ortadan kaybolur, sonra telaşla gelir, bu kez köşeyi dönüyoruz diye bana bir sürü kağıt imzalatır, gene kaybolurdu. Ne gibi kağıtlardı bunlar? İnanın çoğu kez ne imzaladığımı görmezdim bile. Duraksayacak oldum mu beni nankörlükle suçlardı. Peki size hiç para vermiyor muydu? Bazen cömertliği tutar, eğer parası varsa durup dururken çıkarıp 30-40 bin frank verdiği olurdu. Sonra bakardınız ertesi gün gelir verdiği parayı geri isterdi. Ya Madame Lage? Bataçık'a bugünlere kadar geldik işte. Madame Lage işlerle bizzat meşgul olmak istedi. O yüzden her gün büroya gelmeye başladı. Evet. Bugün öğle yemeğini nerede yediniz? Anlamadım. Öğle yemeğini mi? Durun bakayım. Bir ara çıkıp sosis ekmek aldım. Artıkları kağıt sepetinde bulabilirsiniz. Orada. O arada kimse gelmedi mi? Kim gelsin isterdiniz? Saat 2'den itibaren alacaklılar sükun etti. Onlar yüzünden lage ana merdivenden çıkmaya cesaret edemiyordu. Jönör sokağında bir başka çıkış yolu var. Bir sürü sokaktan geçip koridorları dolaşmak gerek ama lage o yolu tercih ederdi. Ya karısı? O da hep aynı yoldan gelir. Aynı sebepten dolayı. Peki madem her zaman saat 4'te mi gelirdi buraya? Hayır. Normal olarak saat 2'de gelir büroya. Ama bugün ayın 1'i olduğu için Savunma Bakanlığı'na aylığını almaya gitmişti. Anlayamadım, ne aylığı? Madamın bu ikinci evliliği. Daha önce savaşta ölen bir subayın karısıymış. Savaşta dul kalanlara bağlanan aylığı var. Peki Madame Lage'nin kocasını öldürmüş olabileceğini düşünüyor musunuz? Bilemem. Peki Lage intihar etmiş olabilir mi sizce? Bilmiyorum. Bildiklerimin hepsini anlattım size. Şimdi ben ne olacağım onu düşünüyorum. Evet. Pekala. Şimdilik buradan ayrılmayın. Sizinle tekrar konuşacağım. Beni salonda bekleyin. Hoş geldiniz Savcı Bey. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Henüz bir şey bulmuş değilim. Paul, siz bir şeyler buldunuz mu? Merminin kovanını bulduk. 7.65'lik bir mermi. Yerdeki tabancadan çıktığı anlaşılıyor. Tabii kesin durum balistik muayeneden sonra belli olacak. Evet, tabii. Silah kiminmiş? Madame Lage silahın kocasına ait olduğunu beyan etti. Her zaman bürosunun gözünde dururmuş. İzin verirseniz Madame Lage ile konuşmak istiyorum sıcağı sıcağına. Ya tabii, nasıl isterseniz. Paul, Madame Lage'yi biraz önce Desjardins'u sorguya çektiğim odaya getir ver. Kendi çalışma odasına yani. Başsın efendim. Evet. Ne diyorsunuz Maigret? Kadın kocasını öldürmüş olabilir mi? Bu konuda bir fikir beyan edebilmem için vakit henüz çok erken Sayın Savcı. Önce bu drama karışan insanları daha yakından tanımam gerek. İntihar içinde, cinayet içinde yeterli sebepler var.
Tabii olayı iyi aydınlatırken kanıtları da bulmalıyız. Umarım sizi fazla bekletmeyeceğim. Madame Lagier bürosunda sizi bekliyor komiserim. Teşekkür ederim. İzninizle efendim. Ya, rica ederim Mekre. Sizi burada bekliyorum. Böyle üzüntülü bir anınızda canınızı sıkacağım için özür dilerim madem. Ama görevimi yerine getirmem lazım. Size sadece birkaç soru sormak istiyorum. Nasıl cevaplandırabilecek durumda mısınız? Olayın bir an önce aydınlatılmasını ben de istiyorum komiser. Ben hazırım. Önce kocanızın katibi hakkında ne düşündüğünüzü sorabilir miyim? Ernest de Charnoux kocamın askerlik arkadaşıydı. Evet, biliyorum, biliyorum. Daha sonrasını anlatın lütfen. Kocam onun için elinden gelen her şeyi yaptı. Sefaletten kurtardı. Ona en güvenilir adamı sağ kolu muamelesi yaptı. Sırf askerlik arkadaşlığı hatırı için. Evet. Yoksa Deşarno kocam hakkında size kötü bir şeyler mi söyledi? Lütfen sorumu cevaplayın madem. O adam kıskanç ve nankör biridir. Mutlaka söylemiştir. Anlıyorum, anlıyorum. İkinci soru. Büroya en son ne zaman gelmiştiniz? Savaş dulu olarak devletin verdiği aylığı almak üzere Savunma Bakanlığı'na girecektim. Hmm. Kimlik belgemi almak üzere büroya geldiğimde saat 2'ydi. Son aylara kadar bu maaşı almayı aklımdan bile geçirmemiştim ama vaziyeti görüyorsunuz. Başka çarem yoktu. Peki ya kocanız normal olarak öğleden sonra saat kaçta gelirdi buraya? Gerçekte saat 3'te. Sebebini şöyle açıklayabilirim. Hı. Bizim meslekte müşterilerle samimi ilişkiler kurmak esastır. Evet. Bu bakımdan kocam çok kere müşterilerini yemeğe davet eder, onlarla gösterişli bir masada oturarak tıka basa yemek zorunda kalırdı. Geceleri uykusuzluk çektiği için bu yemeklerden sonra bürosunda şöyle bir saat kadar kestirmeye adet edinmişti. Peki bugün? Bilmiyorum. Sadece saat 2'de büroya geldiğimde Deşarno kocamın saat tam 4'te beni bürosunda bekleyeceğini söyledi. Çok önemli bir hususu konuşacakmış. Peki size polisten söz etmedi mi? Yok. Ne polisi? Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar madem. Odanızda kalabilirsiniz. Ama lütfen bir yere ayrılmayın. Size tekrar ihtiyacım olabilir. Ama ben... Lütfen. Bir ilerleme var mı Megre? Daha aydınlatılması gereken pek çok karanlık nokta var Sayın Savcı. Adli tabibin raporunu bile görmedim henüz. Öğrenmem gereken bir iki husus var. Siz bayım. Evet siz. Saat kaçtan beri buradasınız? 2:10 geçe ya da 2:15 geceden beri buradayım komiserim. O saatten beri kimse gelmedi mi? Sadece bu baylar komiserim. Yani öteki alacaklılar. Peki kimse çıkmadı mı? Kimse çıkmadı komiserim. Ya Monsieur de Charnoux? O da hep yerinde miydi? Yerindeydi komiserim. Emin misiniz? Galiba bir kere koridora doğru gitti. Sanırım telefon çalmıştı. Saat kaçtı o sırada? Bunu bilemem komiserim. Saatime bakmak aklıma gelmedi. Ama sanırım 4'e doğru. 4'e çeyrek kala falan olabilir. Evet, sizin gelmenizden çok kısa bir süre önceydi. Deşarno kimdi telefon eden? Bilmem, yanlış numaraydı. Emin misiniz? Tabii, şey demişti, yani ya arayan şeydi, bu numaranın dişçi muayenehanesine ait olup olmadığını sormuştu. Dişçi muayenehanesi mi? Şu masanızın üstünde duran zarfta ismi yazılı olan dişçi mi? Nasıl? Hangi dişçi? Bakın ben buradan okuyabiliyorum. Diş doktoru Monsieur Eugène Devrie yazılı olan zarf. Şu sizin yolladığınız sirkülerlerden biri olmalı değil mi? Bilmem mi? Evet o olabilir tabii. Pekala. Savcı Bey, lagerin bürosuna geçebilir miyiz? Ha, elbette. Adli tabip de neredeyse gelir. Mükemmel. Baylar... Lütfen ikinci bir emre kadar buradan ayrılmayın. Silah sesini duyup koştuğumuzda koridordaki şu pencere açıktı. Yani oradan birinin girmiş olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yok, hayır.
Aşağısı en az 6-7 metre düz duvar. Her neyse, işte büroya geldik. Ha, geldiniz mi doktor? Evet. İşiniz bitti mi? İlk sonuçları aldım komiserim. Evet, ne düşünüyorsunuz? Bence düpedüz intihar. Tabanca Lagen'in yüzüne 15 santimden daha kısa mesafeden ateşlenmiş. Cinayet olabilmesi için Lagen'in adeta öldürülmeyi istemiş olması gerekir. Çünkü bu kadar yakından ateş edildiği halde duruşunda hiçbir dehşet belirtisi yok. Ya belki de uyuyordu o sırada, ne dersiniz? Ne demek yani, siz şey mi diyorsunuz yani... Lagen'in karısı ateş etmiş olabilir mi? İlk bakışta elinde barut izi görmediğimi söyleyebilirim. Ama henüz laboratuvarının sonucu gelmedi. İyi ama eğer... Söyleyebileceğim tek şey... Bu eğer bir cinayetse çok iyi planlanmış bir cinayet. Çünkü... Dikkatinizi çekerim. Silah patladığında hepimiz aşağıda salondaydık. Hani katilin cinayeti işlemek için polisin gelmesini özellikle beklediği bile söylenebilir. Daha neler? Bir dakika. Doktor Bey. Evet. Size anormal gelen herhangi bir hususa rastlamadınız mı inceleme sırasında? Sanmıyorum. Ölüm herhalde çok ani olmuş. Başka? Ne demek istiyorsunuz? Hiç. Hiç. Görünüşe bakılırsa Lage benden de çok üşüyen bir insanmış. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Yani şu cesedin duruş şekline bir baksanıza. Adamın koltuğu geriye kaykılmış ve sırtı radyatöre dayanmış. Bunun bir anlamı var mı sizce? Yani sadece düşünüyorum. Bu durumda... Tuhaf. Sayın Savcı, şu masanın üzerinde iki telefon cihazı bulunduğuna siz de dikkat ettiniz mi? Evet, ne var bunda? Bakın, biri kadranlı... Biri kadransız. Herhalde kadranlı olan şebekeye bağlı, öbürü de dahili telefon olur. Evet, evet, evet. Ben de böyle düşündüm. Dahili telefonun normal olarak Deşarno'nun bulunduğu salona bağlı olması gerekir. Haklısınız komiserim. Deşarno'nun masasında kadransız bir telefon ailesi var. Evet. Paul, senden rica etsem içerideki salona gidip o dahili telefondan burasını arar mısın? Emredersiniz komiserim. Ne anlamı var bunun? Hı? Göreceğiz bakalım. Çalmadı bu alet. Niye açmadınız komiserim? Telefonu çaldırdın mı? Hem de aralıksız. Ya bu ne demek oluyor? Telefon bozuk mu yoksa? Çok ilginç bir durum Sayın Savcı. Biraz benimle gelebilir misiniz? Nereye? Salona. Alacaklılarla Deşarno'nun bulundukları yere. Galiba size bazı açıklamalarda bulunabileceğim. Gerçekten mi? Gidelim. İlk anda şu açık pencere dikkatimi çekmişti. Bu soğuk, yağmurlu havada kim açık bırakır bu koridor penceresini? Dışarıdan gelen biri mi? Sabırlı olun. Burası kalabalık. Biz Madame Lagen'in bürosuna geçelim. Rahatsız olmayın beyler. Rahatsız olmayın. Size haber vereceğim. Buyurun Sayın Savcı. Madem, bizi Sayın Savcı ile biraz yalnız bırakabilir misiniz? Büronuzu işgal ettiğimiz için özür diliyorum. Rica ederim, buyurun. Ben içeri geçiyorum. Lütfen oturun Sayın Savcı. Bana bakmayın. Ben ayakta düşünmeyi severim. Evet. Tesadüfe bakın. Tam olayın can alıcı anında ben salondaydım ve şu Deşarno'yu gözetleyebilecek bir pozisyondaydım. Deşarno mu? Ama bu imkansız. Lage'ye ateş edildiği sırada Deşarno sizin yanınızdaydı. Lütfen acele etmeyin Sayın Savcı. Bu gibi olayları aydınlatmaya çalışırken ben daima gözlerimden çok aklıma güvenirim. Yani insanları anlamaya çalışırım. Ya, sizin metotlarınız malum mu? Elbette. Ama tamamen bana özgü bir şey değil bu. Benim gözlemlerimin sizin gözünüzden kaçmış olacağını hiç sanmıyorum. Ne gibi? Örneğin şu Deşarno. Savaşın bizlere bıraktığı en acı miras. Sanırım bu gibi insanlar. Aman Megre, o yıkılan evler, fabrikalar, mabetler, limanlar, yok olan aileler. Kuşkusuz, kuşkusuz. Savaş korkunç bir dramdır. Ama
Savaşın maddi zararları, yıkıntıları biraz gayret ve özveriyle giderilebilir. Ama insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerini silmek hiç de kolay değil. Anladığım kadarıyla Desharnay'ı cinayetle suçluyorsunuz. Ben eğer ortada bir cinayet varsa suçlamadan önce o olaya karışan insanları anlamaya çalışıyorum Sayın Savcı. Düşünün, bu adam savaş başlamadan önce sıradan bir tüccarmış. Savaş başladığında er olarak askere alınmış. Ama kısa sürede subaylığa terfi etmiş. Hatta yüzbaşı bile olmuş. Evet, doğrusu bu takdire değer. Bu neyi gösteriyor? Demek ki savaş koşullarına göre başarılı olmasını sağlayan bedensel ve ruhsal niteliklere sahipmiş. Olabilir, ne var bunda? Biz nice namus timsali insanın cinayet işlediğini görmedik. Kuşkusuz, kuşkusuz. Yalnız burada özel bir durum var. Savaş sırasında el üstünde tutulan bu adam, birdenbire mütareke ilan edilince orta yerde kalıveriyor. Tehris ediliyor ve başlangıç noktasına dönüyor. Canım, ben de savaş sırasında üst emenliğe kadar yükselmiştim. Bizim meslekte kahramanlık yapma imkanı pek bulunmadığı halde. Savaş savaştır, sivil hayat sivil hayat. Öyle ama sizin sivil hayatta da saygın bir mesleğiniz var. Oysa bu Desharnay artık kimsenin yüzüne bakmaması bir yana, tehris olduğu zaman ne görsün? Ticarethanesi iflas etmiş, karısı ölümcül hasta. Doğrusu ne demek istediğinizi anlayamadım Mekke. Çok açık Sayın Savcı. Şimdi bir de öldürülen adama bakalım. Lage'nin savaştan önce de bayağı bir dolandırıcı olduğuna bahse girebilirim. Ne oluyor? Savaşın cesur ve dürüst askeri terhis olunca sefalete düşüyor ve onun elinden işte bu üç kağıtçı adam tutuyor. Yani aslında söyleyeceğim fazla bir şey yok. Hayat ne kadar zalim olabiliyor bazen. Lage gibi bir soysuz, Desharnay'ı bu aslında dürüst ve yürekli adamı kendi kirli çıkarları için kullanabiliyor. Ya herhalde bu Desharnay'ın da işine geliyordu yoksa... Şüphesiz. Ancak bugünlere gelinceye kadar kim bilir ne evrelerden geçti, vicdanıyla nasıl savaştı. Kim bilir kaç kez karşı koymak istedi ve kaç kez yoldan döndü, direndi, başaramadı. Öyle ki veli nimeti sayılan bir adama karşı duyguları sonunda kine dönüştü. Bütün bunlar çok güzel tahliller Megri ama ya olaylar... Nereye gelmek istiyorsunuz? Nereye mi? Doğrusu ben de bilmiyorum. Ya da en azından biraz önceye kadar bilmiyordum. Sadece savaş içinde biri komutan, öteki emrindeki çavuş olan bu iki adamın savaştan sonra rollerinin değiştiğini müşahede ediyordum. Doğru, bunlar çok hazin ama... Şu büronun halini gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Küçüklü büyüklü alacaklılar tarafından istilaya uğramış, icra memurları tarafından boşaltılmış. Karşılıksız çekler, protestoya uğramış senetler. Böylesine pis kokan bir çürümüşlüğün kaçınılmaz sahneleri. Lage hakkında çıkarılmış olan tutuklama kararının sebebi de bu değil miydi zaten? Evet de. Bir dakika izin verir misiniz? Desharnay. Buyurun komiserim. Lage şimdiye kadar kaç kere kovuşturmaya uğradı biliyor musunuz? Bilmem mi? Herhalde 4-5 kere. Her seferinde de paçayı kurtardı, öyle değil mi? Çünkü her yerde dayıları vardı. Tamam. Yerine oturabilirsin. Teşekkür ederim. İşte gördünüz Sayın Savcı. Desharnay. Bu defa adamın yine işin içinden sıyrılmasını istemedim. Farkına varmış olacağınız gibi sağlığı pek iyi değil. Desharnay'ın bir mide ülseri, hatta kanseri olduğuna bahse girebilirim. Evet, yüzü sapsarı ama ben daha çok olayın heyecanına vermiştim. Evet tabii, kuşkusuz onun da etkisi var. Ancak sonucu ne olursa olsun, Desharnay'ın hayatını yeniden bir düzene sokması artık olanaksız. Lage tutuklandığı gün, Desharnay'ın
Düşkünler evinin kapısında bir tas çorba dilenir hale düşeceği açık. Hiçbir sosyal güvencesi yok. Hanım iyi güzel de maddi olarak bu cinayeti nasıl işlemiş olabilir sizin gözünüzün önünde? Zaten olayın en güzel tarafı da bu ya. Anlamadım. Bakın, olayın nasıl cereyan ettiğini tahminime dayanarak anlatacağım size. Sonra yeterli kanıt bulabilmek için birkaç dakikalık bir araştırma bize yeterli olacak sanıyorum. Beni meraktan öldüreceksiniz. Bugün öğleden sonra komiser Luca ile polis memuru Paul, Lagi'yi tutuklamak üzere buraya geldiler. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Oscar Lagi'yi görmek istiyorduk. Kendisi burada. Sabahları büroya hiç uğramaz. Bir isteğiniz mi vardı? Ben komiser Luca. Bu saatte nerede bulabilirim onu? Bulabileceğinizi hiç sanmam. Ya borsada ya da civardaki lokantalardan birindedir. Ama saat tam 4'te burada olur. Anlaşıldı. Bana bakın Monsieur Deschano. Biz saat 4'te tekrar geleceğiz. Patronun daha önce gelirse bizden söz etmek yok. Haber vermek yok. Sonra karışma. Ben mi koruyacakmışım onu? Her zaman emrinizdeyim komiserim. Evet, bu hikayeyi polis memuru Paul'den dinledim. Önemli olan Deşarno'nun saat 4'te Lage'nin döneceği hususundaki ısrarı. Gerçekten de saat 4'te geldi ama Lage, öyle değil mi? Madam Lage, kocasının hemen hemen her gün büroya saat 3 sıralarında döndüğünü söyledi. Öğleyin müşterileriyle ağır yemekler yer, saat 3'ten 4'e kadar da yediklerini hazmetmek için bürosunda kestirirmiş. Şimdi anladım. Demin neden Lage'nin öldürüldüğü sırada belki de uyumakta olduğunu söylemenizin sebebini. Patronuna karşı kendisini bu duruma düşürdüğü için kin besleyen Deşarno'nun bu bekleme odasında alacaklıları atlatmak için cebelleştiği günler boyunca çok ayrıntılı bir plan geliştirmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Bu sabah olanları düşünelim. Önce komiser Luca ile polis memuru Paul geliyor. Ardından saat 2'de Madame Lage kimlik cüzdanını almak için büroya uğruyor. Hoş geldiniz madame. Monsieur Lage yoklar. Malum. Kimliğimi yanıma almamışım da onun için uğradım. Unuttuğunuzu fark etmiştim. İşte burada. Çok akıllısın. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Ha, az kalsın unutuyordum. Monsieur Lage saat tam 4'te sizi bürosunda bekleyeceğini söyledi. Çok önemli bir konuymuş. Sahi mi? Galiba bu defa durumu gene kurtarıyoruz madem. Aman ne iyi. Pekala. Ben de zaten ancak o saatte dönebilirim. Evet. Bu hikayeyi de biliyorum. Burada da önemli olan nokta şu. Deşarno'nun Madame Lagi'yi saat tam 4'te kocasının bürosunda bulunmaya ikna etmesi. Ya ne var bunda? Deşarno, komiser Luca ile polis memuru Paul'u de saat tam 4'te büroda bulunmaları için ikna etmişti. Rastlantı sonucu Luca yerine ben geldim büroya. Bizim gelmemizden önce birkaç alacaklı Lagi'yi beklemek üzere salondaki koltuklarda yerlerini almıştı. O kadar kalabalık içinde. Lage'nin normal olarak saat 3'te arka kapıdan içeri girip kimseye görünmeden odasına geçtiğini biliyoruz. Tabii bunu en iyi Deşarno biliyordu ve başkalarının fark edemeyeceği hafif ayak seslerinden saat 3'te patronunun odasına geçtiğini anlamıştı. Saat 4'e çeyrek kala... Telefon çalıyor galiba içeride. Siz de duydunuz değil mi? Galiba. Sakın Monsieur Lage olmasın. Ben bir bakayım şimdi geliyorum. İntikam saati geldi Lage. Bu son uykun olacak. Sahtekar. Geber.
Monsieur Lage miydi? Yok, hayır. Yanlış numaraymış. Aslında çalan telefon değil, ona benzeyen bir uyarı zilliydi sanırım. Masasının altındaki bir düğmeye de bağlı olabilir. Yani arayan falan yoktu öyle mi? Kimin aradığını sorduğum zaman bocaladı. O sırada masasının üzerinde duran zarfın üstündeki dişçinin adı gözüme ilişince o adı söyledi. Masanın altında bir düğme bulunmadığından emin misiniz? Bakmadım ama bunu hemen anlarız. Herhalde patronunu bazı sıkıcı ziyaretçiler konusunda uyarmak için böyle bir zil tertibatını daha önceden düşünmüş olmalılar. Silaha susturucu takılıydı diyorsunuz. Deşarno'nun savaştan önce bir silah dükkanı işlettiğini anımsayın. Onun için bir silah ve bir susturucu edinmek hiç de zor olmasa gerek. İyi güzel de ya siz geldikten sonra? Bir dakika. Deşarno patronuna yakın mesafeden ateş edip onu öldürdükten sonra susturucuyu muhtemelen tuvalete atıp aşağı inmiş olmalı. Derken Paul ile ben çıkıp geliyoruz. Deşarno patronunun neredeyse geleceğini söylüyor. Siz de oturup bekliyorsunuz ötekilerle birlikte. Dediğiniz gibi evet. Deşarno kulağa kirişti. Madame Lage'nin arka kapıdan kocasının bürosuna girişini bekliyor. Biz alışık olmadığımız için anlayamıyoruz tabii. Deşarno, Madame Lage henüz merdivenlerdeyken dahili telefonu açıp kapatıyor. Anlamadım. Yani bizi Deşarno'nun tanıklarını Lage'nin tam o sırada öldüğüne ya da öldürüldüğüne inandırmak için bir silah sesinin duyulması gerekmez miydi? Evet ama Deşarno sizinle birlikteydi. İyi. Az önce polis memuru Paul'le yaptığımız denemeyi anımsayın. Paul dahili telefonla büroyu aradığı halde içerideki odanın telefonu çalmadı. Yani? Yani demek ki dahili telefonun teli başka bir yere bağlanmış. Muhtemelen tabanca sesini andıracak kadar ses çıkarabilecek bir dinamit lokumuna. Deşarno gözümüzün önünde telefonun düğmesine dokundu. Bu dinamit lokumu patladı. Biz hepimiz silah atıldı sandık ve koştuk. Halbuki Lage çok daha önce ölmüştü bile. Gördünüz mü? İşte siz de benimle aynı anda çözdünüz bilmeceyi. Peki, dinamit lokumu neredeydi? Tabii bütün bunlar hep varsayım. Ama sanıyorum ki dinamit lokumunu Deşarno koridordaki pencerenin pervazına yerleştirmişti. Bunu nereden çıkartıyorsunuz? Buraya ilk geldiğimde pipomu yakmak isterken kibrit hava akımı nedeniyle sönmüştü. Tabanca sesi sandığımız gürültüden sonra Lage'nin bürosuna koşarken koridordaki pencerenin bu soğuk kış gününe karşın açık durduğunu fark etmiştim. Sen ne ilgisi var? Yani dinamit patlayınca ortalığı barut kokusu sarar. Deşarno eski bir silah ve mühimmat tüccarı olduğu için bunu bilir. Kokunun hızla dağılması için pencerenin açık durması gerekirdi. Doğrusu ben bunu düşünmemiştim. Bir şey daha var. Lage'nin odasına girdiğim zaman da anormal bir şey dikkatimi çekmişti. Bakın, ben pipo tiryakisiyim. Pipo içilen bir odada tütün kokusu derhal fark edilir. Ancak yeni yakılmış bir piponun kokusuyla eski bir pipo tütünü kokusu birbirinden farklıdır. Lage'de pipo mu içiyor? Yok, hayır. Bir benzetme yapmak istedim yalnızca. Biz odaya girdiğimizde tabancanın birkaç saniye önce atılmış olması gerekiyordu. Oysa o anda burnuma taze barut kokusu gelmedi. Biraz eski bir barut kokusu geldi. Bundan da tabancanın daha önce atılmış olduğu sonucunu çıkardım. Yamansınız Mekre. Ama gene de aklımın takıldığı bir konu var. Adli tabip cesedi muayene ettiğinde ölümün sizin içeri girmenizden hemen önce meydana geldiğini söylememiş miydi? Haklısınız. Buna ben de dikkat ettim. Ama hatırlayın, Lage'nin koltuğu hafifçe arkaya kaykılmıştı ve radyatöre değiyordu. Hatta ben de önce Lage'nin benden daha çok üşüyen bir insan olduğu sonucuna varmıştım. Evet. Radyatörün sıcaklığı yüzünden ceset öyle hemen soğumamıştı. Uzun yıllar savaşan Deşarno'nun bunu da hesap ederek koltuğu radyatöre yaslamış olduğunu tahmin etmek güç bir şey değil. Güzel de bütün bunlar birer varsayım. Kanıtlamak zor olmasa gerek. Monsieur Deşarno, bir dakika gelir misiniz? Buyurun komiserim. Buyurun.
Sizin her şeyi inceden inceye düşünmüş olduğunuz anlaşılıyor. Ama gene de küçük bir noktayı ihmal etmişsiniz. Ne gibi efendim? O telaş anında açık pencereye sıkıştırdığınız dinamitin kapsülünün dışarıya, bahçeye değil, içeriye, koridora düşebileceğini hesap etmemişsiniz. Nasıl olur? Çok dikkat ettim. İtiraf ediyorsunuz demek. Ama ben... Sizi Oscar Lagi'yi taammüden öldürmek suçuyla tutukluyoruz. Değil mi Sayın Savcı? Evet. Sizi tutukluyorum. Avukatınıza haber verebilirsiniz. Hayır. Asla. Ömrümün son günlerini parmaklıklar arasında geçirmek istemiyorum. Sakin olun Deşarlı. Hayır! Sakin olun. Deşarlı! Deli olma! Hayır! Yakalasın onu! Pencere! Pencereden attı kendisini! Deşarno'nun aslında çok onurlu bir insan olduğunu size söylemiştim Sayın Savcı. Cinayetle suçlanmaktansa ölümü tercih etti. Bir katile acıyabileceğimi hiç düşünmemiştim. Açık Pencere adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan George Zimeno, çeviren ve radyoya uygulayan Yaprak Erdem, yöneten Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Meyhaneci İsmail İncekara, Luca Nüvit Özdoğru, Paul Ali Düşen Kalkar, Deşarno Ersan Uysal, Megre Haluk Kurdoğlu, Lage Ayten Uncuoğlu, Savcı Erdoğan Ersever, Bir Alacaklı Tunç Günbay, Adli Tabip Ertuğrul İlgin. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.